İsyan programından herkese merhaba. Biz kadına yönelik her türlü şiddeti bu programda masaya yatırmaya devam ediyoruz. Aslında bu hafta programımızda 2 yıl önce yaşanan kadına yönelik bir şiddeti inceleyeceğiz. Özellikle yargılama sonucunda verilen kararlar emsal niteliği taşıyor. Ayşegül Terzi davası. Önce Ayşegül Terzi neler yaşamış, başına ne gibi şeyler gelmiş ve sonrasında yargılama nasıl sonuçlanmış? Bununla ilgili bir paket hazırladık. Önce onu izleyelim, ardından programımıza başlayalım. Şort giydi, otobüse bindi. Tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına maruz kaldı. Olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 2 yıl önce nöbetten evine dönüyordu hemşire Ayşegül Terzi. Her şey olağan seyrindeydi. Ama evine gitmek için bindiği otobüste Abdullah Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına uğradı. Olayın basına yansımasının ardından saldırgan hakkında hukuki süreç başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede hemşire Ayşegül Terzi'nin güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu'nun fiili saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Şüpheli Abdullah Çakıroğlu'nun inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Duruşma İstanbul Anadolu 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmada tutuklu sanık Abdullah Çakıroğlu, avukatı ve Ayşegül Terzi ile çok sayıda kadın örgütleri, feminist avukat hazır bulundu. Duruşmayı izleyenler arasında İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, İzmir Barosu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da vardı. Saldırgan Çakıroğlu ilk ifadesinde ortak yaşam alanına yakışmayacak giyim kuşamı vardı dedi ve şöyle devam etti. Otobüste de manevi duygular tahrik oldu. Oturuşu müstehcendi. Müştekinin kendisini taşıyabilecek bir giyim kuşamı olması lazımdı. Ortamı bozuyordu. Otobüste aile, ana baba var. Herkesin ruh dünyasını etkiliyordu. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde örtünmesi gerektiği belirtilmiştir. Gayrimüslimim diyorsa kendisini taşıyabilecek giyim kuşamı olması gerekiyor. Aksi takdirde insanları suça teşvik ediyor, insanların şehvet duygularını kabartıyor. Bu suçlamalar karşısında kendini savunmak zorunda kalan Ayşegül Terzi ise ifadesinde karakolda söylediklerinin tam yazılmadığını ifade etti. Hastaneye gittim, başımdan darbe aldığımı, kafamın şiştiğini söylediler. Ağzımın içinde kanamalı yaralar vardı. Sanığın hiçbir suçlamasını kabul etmiyorum. Yaptığı eylemi dine bağlamasını doğru bulmuyor ve kabul etmiyorum. Evime çok yakın oturuyor. Ben bunu bana tekrar yapabileceğini düşünüyorum. Serbest kalırsa tekrar yapacağından korkuyorum, dedi. Ayşegül Terzi korkusunu dile getirdi getirmesine ama mahkeme Çakıroğlu'nun tahliyesine karar verdi. Çakıroğlu'nun avukatı, davanın kadın haklarıyla alakası yok, olay basit yaralama dedi. Ancak Terzi'nin avukatları müvekkilimin başına ya bir şey gelirse diye karara tepki gösterdi. Hakimse şu an hastaneye sevk edilecek bir durumu yok, başka bir girişimde bulunursa bildirirsiniz dedi. Başsavcılık karara itiraz etti. Yılan hikayesine dönen yargılama sürecinde Abdullah Çakıroğlu yeniden tutuklandı. Bir yıl boyunca mahkemeyi akıl sağlığım yerinde değil diyerek oyalayan saldırgan hakkında tam 3 kez tahliye kararı verildi. Kadınların beklediği kararsa ancak 6. duruşmada gelebildi. Mahkeme Çakıroğlu'na basit yaralama suçundan 8 ay, cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale suçundan 2 yıl, hakaret suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 3 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kadınların ısrarlı mücadelesi sonucunda ve saldırganın pişmanlık gösterecek eylem ve söylemde bulunmamasından dolayı indirim uygulanmadı ve saldırgan Çakıroğlu'nun da cezası ertelenmedi. Mahkeme sanığın cezasını aynı gerekçelerle para cezasına da çevirmedi. Ancak yurt dışı yasağına ilişkin kararı kaldırdı. Karar sonrası kadın örgütleri ve Terzi'nin avukatları adliye önünde basın açıklaması yaparak saldırgana asgari ceza verilmemesini ve indirim uygulanmamasını olumlu karşıladıklarını belirtti. Bir yıldan fazla süren Ayşegül Terzi davasında indirimsiz üst sınırdan ceza kararı, kıyafeti bahanesiyle saldırıya uğrayan kadınların davasına da örnek oldu. Kadın örgütleri de bu davayı en başından sonuna kadar takip etti. Yine bu dava süresince, yargılama boyunca da sanığın avukatının şöyle bir beyanı vardı. Bu olayın kadınlarla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu kadar toplumsallaştırmaya gerek yok demişti. Ama kadın örgütleri ve birçok feminist avukat bu davanın peşini bırakmadı. Ve sonunda da aslında beklenen karar bu takip sonucunda geldi. İlk başta aslında Ayşegül Terzi'nin sessiz kalmamasıyla kamuoyuna yansıdı. İlk önce yani sessiz kalmayan kadınları biz son zamanlarda çok fazla görmeye başladık. Onu söylemek isterim. Daha sonra tabii ki biz kadın örgütleri olarak ve bütün toplum aslında sahip çıktı.
her zaman Ayşegül Terzi'ye saldıranlar gibi tepki vermiyor toplum. Kesinlikle kadına yönelik şiddetin farkında olan kadınlar dışında da yani toplumda önemli bir kesim var. Kadınlar açısından zaten durum son zamanlarda hep böyle. Ve Ayşegül Terzi'nin davasını elbette ki hep beraber takip ettik ama öncesinde kamuoyuna yansıdıktan sonra, topluma yansıdıktan sonra ciddi anlamda bir sahip çıkma ile karşı karşıya kaldık ve daha sonra şöyle işleyen bir süreci gördük soruşturma aşamasında. Öncelikle tutuklandı. Daha sonra işte serbest kaldıktan sonra tekrar büyük bir tepki olduktan sonra tekrar tutuklandı. Yani biz adaletin tepkiye göre işlemesini istemiyoruz. Elbette ki toplum buna tepki verecek ama toplum tepki verince doğrusunun yapıldığı, vermeyince yanlışın olduğu bir kesinlikle adalet sistemi istemiyoruz. O süreçte olmuş olabilir ve bunlar devam etmiş olabilir. Daha sonrasında benzer olaylarla tekrar karşılaşmaya devam ettik. Yine toplumun sahip çıkmasıyla ve kadın örgütlerinin, kadınların sahip çıkmasıyla tabii ki devam etti süreç. Ama kadınların yine aynı cesaretle istediği yaşam tarzıyla hayatta var olması, istediğini giyebilmesi, istediği şeye karar verebilmesi açısından nasıl tavır alındığının çok önemi var. O sürece getiren şey belki de gerçekten hani şiddeti teşvik eden bazı uygulamalardı diyebiliriz. O dönemde hatırlayacaksınızdır laiklik gündeme gelmişti ve aslında laikliğe çok ciddi bir saldırı vardı. Kadınların istediği şeyi giymesi, istediği kıyafeti giymesi, istediği inancıyla yaşaması, toplumda bir kadın olarak hayatına dair karar verebilmesi ne ciddi bir saldırı demektir. Laikliğe saldırıyla çok önemli bir şekilde örtüşmektedir bu. O dönem yaşanan saldırıları laikliğe olan saldırıdan da kaynaklandığını düşünüyoruz biz. Aynı zamanda Ayşegül Terzi'den sonra sanıyorum ki maalesef peş peşe benzer olaylarla karşılaştığımız için o dönemin başbakanının bir açıklaması oldu. Yani mırıldanabilirsin gibi. Mırıldanamazsın tabii ki. Yani herhangi bir karşı tarafın nasıl bir hayat geçirmesiyle alakalı, nasıl bir yaşam tarzının olmasıyla, ne giyeceğiyle alakalı hiç kimsenin bir fikri olamaz tabii ki de. Ya bunu insanlar laik ve özgür ve eşit bir ülkede normal şartlar altında isteyen istediği hayat tarzına sahip olacaktır tabii ki de. Ayşegül Terzi'nin yaşadığı bu olay döneminde Türkiye'de muhafazakarlık söylemlerine dair de birçok söylem duyuyorduk. İşte sanığın söylemlerinde de bu vardı. Müstehcen buldum dedi, dinimize uygun değil dedi, gayrimüslim dedi kendisi. Dolayısıyla mahkeme boyunca sürekli din algısı üzerinden bu şiddeti yaptığını beyan etti. Dediğim gibi ilk başta yani buna hani zaten dini inancı yoktu diyerek mahkemenin farklı türde ceza verebilmesi de mümkün değil yani. Ne dini inancına göre ceza verebilir mahkeme, ne yaşam tarzına göre. Bununla etkilemeye çalışması o da yine tamamen bu açıklamalara, bu politikalara yönelik bir şey olmasından kaynaklanıyor kesinlikle. Tabii ki hani o zaman da hani bunun etkisi vardır ama toplumda şöyle bir şeyle yani her dine mensup insanın ne demek kıyafetinden kaynaklı bir insana saldırılıyor diye hatta o dönem kıyafetime karışma yürüyüşlerinin yapıldığı bir dönemde her giyim tarzından kadının katıldığı bir eylem oldu ve çok hani büyük yürüyüşler oldu ve gerçekten her hani yaşam tarzından kadın katıldı. Doğal olarak toplumda böyle bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak tabii ki şiddet uygulayan erkekleri teşvik eden durumlar olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi olanın da aslında mağdur konumunda olanın mahkemece yıprandığı bir süreç de olmamalı. Yani bu da hukuki düzenlemeler arasında hem kadınlar hem çocuklar açısından, özellikle çocuklar açısından bu dönemde dile getirmiştik. Kesinlikle yıpratıcı bir süreç olmamalı bu süreç. Uzaması da elbette ki yıpratıcı bir sonuca varabiliyor. Ve o ilk işte tutuklandığı tekrar serbest bırakıldı. Onu da dediğim gibi tamamen kadınların tepkisine bağlıyorum.
Böyle olmamalıydı tabii ki. Adalet yani bir tanedir ve o esnada yani şu anda belli bir çerçevesi vardır. Tabii ki toplumsal değişmelere göre düzenlenebilir. Ancak yani belli bir suçta tutuklanıp serbest bırakılıp tekrar tutuklanması yani adaletin doğru bir şekilde tecelli edebilmesi için bizim tepki vermemize ihtiyaç yok. Tabii ki bu süreçte uzadı ve lehiye olacaksa ve gerekliyse elbette ki olmalı. Ancak yıpratan bir sürece kesinlikle mahkeme süreçleri dönüşmemeli. Kadına yönelik şiddet bütün toplumun sahiplendiği bir şey. Aslında bütün toplumun sahiplendiği bir şey değil bu. Anlatmaya çalışıyor aslında sanıklar bu savunmaları yaparken ya da avukatlar bu savunmaları yaparken. Bunun kesinlikle kadınlarla bir ilgisi yoktur. Bu yüzden sahiplenmeyin demeye getiriyorlar aslında. Tabii ki biz neyin kadına yönelik şiddet olup neyin olmadığını çok iyi ayırt edebiliyoruz. Ve böylesi bir durumda tabii ki buna yönelik hani müdahil olduğumuz davalar da var. Ve buna yönelik biz de karşı tarafa savunmalarımızı yapıyoruz ya da açıklamalarımızı yapıyoruz mahkemelerin önlerinde. Ayşegül Terz sanıkla alakalı da sanığın avukatının da açıklamalarını gördüm. Genel ahlaka tersti diye açıklamalar. Neyin genel ahlakı? Yani biz bu genel ahlaka uymak zorunda değiliz ki. Yani bu tamamen kişilerin kendi hayat tercihleridir ve bu karara tabii ki kimse karışamaz. Bu da insan haklarının temelinde olan bir şeydir mesela. Ayşegül Terzi bir kadın olmasından ve bir kadın olarak istediği kıyafeti giymesinden kaynaklı saldırıya uğramıştır. Bunun tek açıklaması budur. Yalnız bunun olumlu bir yanını söylemek istiyorum. O dönem maalesef yani kadınlar kendini savunmak da zorunda kaldı. Aslında çok da açık değildi gibi. Ya da işte bacaklarımın üstünü örtmüştüm gibi. Böyle savunmalar yapmasını istemiyoruz biz kadınların. Yani bu kadınlardan kaynaklanmıyor elbette ki. Ama buna mecbur bırakılmasını istemiyoruz. Daha sonradan tabii ki çok büyük bir toplumsal kuvvetle karşı çıktığımız için daha sonra böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Bir kendini savunma hali. Bizim kendimizi savunacak bir durumumuz yok ki. Yani biz gayet normal şeyler yani olması gerektiği gibi istediğimiz şekilde yaşamak istiyoruz. Tabii ki de böyle savunmaları hani kadınların cesaretlenmesi ne yönelik aslında hareket edilmesi gerekirken hani tam tersi hareket edildiği takdirde kadınların cesareti kırılabilir ama gördüğümüz kadarıyla kadınlar yine istediği kıyafeti giymeye ne olursa olsun yani o şiddet biçimlerini görse de kendi istediği gibi yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu çok olumlu. Bu o genel ahlak dediğimiz ya da bu erkek egemenliği kıracak bir şeydir. Bu çok önemli bir şeydir. Tabii ki kendi kararlarını vermek isteyen kadınlarla beraber olduğumuz sürece de bu çok daha hızlı kırılacaktır. Ayşegül Terzi'nin davası yaklaşık bir yıl sürdü. Aslında bu yargılama çok da uzun denilebilir. Neden? Çünkü şiddete uğradığına dair kamera kaydı görüntüleri vardı. Ama sanık mahkeme boyunca hasta olduğunu, bipolar hastası olduğunu beyan ederek yargılamayı bu tarz yöntemlerle uzatmayı başardı. Mahkeme salonlarında yaygın olan şeyin aslında yani bu gibi şeyleri öne sürerek kendi haklılığını yani güç buluyor aslında bir noktada. İşte adalet sisteminden, mırıldanabilirsin diyenden ya da layıklık bu anayasadan kalkmalı diyenden bunlardan güç buluyor. Ve doğal olarak kendisinin haklı olduğunu düşünüyor. Ama daha sonra yanılıyor tabii ki. Mesela Ayşegül Terzi davasında yaşam tarzına müdahale eden ceza alması da çok olumlu bir şey. Yani çünkü basit adli bir durum değil karşılaştığımız bu. Yaşam tarzına bir müdahaledir. Bunun da yasada yeri vardır ve bu şekilde ceza almalıdır ki öyle oldu. Bu da kadınlar açısından olumlu bir karardır ve örnek olmalıdır aynı zamanda. Biz bu davaları bu yüzden de takip ediyoruz ve onlar da davalarda gördüğümüz kadarıyla buna yaslanarak ceza almamayı deniyorlar. Yoksa ceza almaktan elbette ki korkuyorlar ama cezadan kendilerini sıyırabilmenin yolunu bu olarak görüyorlar. Ya ben yapmadım ama artık olay çok açık yani çok net. Böyleyse artık hani yaygın anlayıştan faydalanarak kendi fikrini açıkça ifade ediyor. Gerektiği önlemi almadıktan sonra, kadın şiddete uğradıktan sonra bir
müdahalede bulunduğu bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Ama başta birincisi önlenebilir. Önlenebilir, bu önlenemez bir şey değil. Kadına yönelik şiddet doğal bir durum değil, olağan bir durum değil. Önlenebilir. Ve bunun aslında bir hani kadına yönelik şiddeti en az ele alındığı bir takdirde bile kadına yönelik şiddetin azaldığını somut bir örnek vereyim. 6284 sayılı kanunun gündeme geldiği, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıl olan 2011 yılında hani kadına yönelik şiddetin en görünür hali diyebilirim. Yani verilere yansıyabilen bizim de açıkladığımız kadın cinayetlerinde çok ciddi bir azam, daha fazla kadını yaşatabildiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Sadece gündeme gelmesi düşünün ki. Bu yasanın uygulanması halinde ne kadar büyük kadınların hayatını ne kadar iyi bir şekilde etkileyeceğini siz düşünün. Kadınlara yönelik hani bu gibi açıklamalar, politikalar yürütüldüğünde, gündeme geldiğinde ne kadar her şeyin değişebildiğini görüyoruz. O yüzden başta önlenebilir, bunu kimse önlenemez diye düşünmesin. İkincisi, İstanbul Sözleşmesi'nde de yola çıkarak söylüyorum bunları. Eğer önlenemediyse kesinlikle hani ya da hani tehdit görüldüyse müdahale edilmelidir, kadın korunmalıdır. Eğer koruyamıyorsanız da cezasız bırakılmamalıdır. Yani adaletin sağlanacağı şekilde insan hakları çerçevesinde cezalandırılmalıdır tabii ki suçlular. Bu da adaletin sağlanması demektir zaten. Hı hı. Ve en önemlisi de bu konuda kadınların güçlendirilmesidir. Bu gibi olayların yaşanmaması ve önlenebilmesi açısından da yine bu önemlidir. Yaşandıktan sonra da yaşanmadan önce kadınlar mutlaka her açıdan güçlendirilmelidir. Bu gibi bu aşamaların hepsi tamamlandığında zaten sonucu hep beraber göreceğiz. Biz de bu yüzden mücadele ediyoruz. Bu sadece kadın yönü, ayrımcılığın, eşitsizliğin bir yönü. Ayşegül Terzi de hani bütün kamuoyunun haberdar olduğu durum. Mahkeme salonundaki herkes, hani hakim, savcı, sanık, herkes buna göre hareket ettiğini hissediyoruz. Yani biz oradayız ve bu davayı takip ediyoruz ve herhangi bir karar zaten bu kamuoyuyla paylaşılacak. O yüzden hani görünmez bir yerde olmadığını herkes bilmiş oluyor. Bu zaten bir emsal karar çıkabilmesinin en önemli yolu. Yani biz tabii ki bunları da yapılmayabilirdi. Yani adaletin işlemesi için bunlara hiç gerek yok. Ama işte biz bunu yapıyoruz ve onlar da böyle hissediyorlar. Hatta hani böyle durumlarda karşılaştığımız bazı örnekler, tamam hani bunun kadınlarla alakası yoktur vesaire diyorlar. Kimisi de ben hani bütün kadınları işte eşitliğini istiyorum zaten gibi hani manipülatif şeyler de söylüyorlar. Hani sanki o olay başka, hani ben eşime yaptım, ben işte bir kadına yönelik şiddet uyguladım ama o başka. Bir yani tekil bir örnek gibi aslında hareket etmeye çalışıyorlar toplumsallaşmaması için. Bu zaten çok büyük bir örnek yani. Bu herkese yapılan bir şey değil. O onun suçuydu ve ben bunu işte evet, hak buldum kendimde. Ya da tamamen reddetme üzerine, ben yapmadım üzerine. Çünkü eskisi gibi de değil durum. Yani yine de çok önemli kazanımlarımız da var. Tabii ki çok skandal denebilecek kararlarla da karşılaşıyoruz. Ama bu davada olduğu gibi ya da diğer hani her türlü kadın yönelik şiddet davasında olduğu gibi çok da fazla emsal karar da çıktı ve mutlaka bunu bilerek hareket ediyor herkes. Ayşegül Terzi davasında 6. duruşmada kadınların beklediği karar geldi. Ne oldu? Sanık beklenen cezaya çarptırıldı. Üstelik iyi hal indirimi de uygulanmadı. Aynı zamanda yine emsal olmasının nedenlerinden biri de burada Ayşegül Terzi davasında sanığa bir de ayrımcılık suçundan dolayı ceza verildi. Bizim yani böyle hayranlıkla baktığımız bir karar olmuştu İngiltere'de. Bir parkta bir hani kadını rahatsız etmenin sonucu olarak İngiliz kadınının bir hani özgürce dolaşabilme hakkını ihlal etmiştir şeklinde mahkeme karar vermişti. Yani bizim bu şekilde kör şiddetle hatta ihlal ediliyor Türkiye'de. O açıdan hani Ayşegül Terzi'nin davasında da buna yaklaşan bir karar vardı. Yaşam tarzına müdahaleden kaynaklı da ceza aldı sanık. Bu sadece Ayşegül Terzi'de sadece tepki verilen bir davadan olmamalı. Bütün davalarda olmalı. Bu basit hani basit demeyeyim ya da sadece adli bir vaka
olarak algılanamaz. Burada bir ayrımcılık suçu da işlenmektedir. Yaşam tarzına müdahale suçu işlenmektedir. Tıpkı İngiltere'de olduğu o örnek gibi Türkiye'de de bütün davalar kadına yönelik şiddet biçimleri bu şekilde ele alınmalıdır. İndirim olduğunda zaten çok toplumun gerçekten vicdanı zedeleniyor. İndirim uygulandığında bu tip davalarda. Bunun yine insan hakları temelinde açıklaması var. İstanbul Sözleşmesi'nde de açıklaması var. Böyle toplumsal durumlarda, böyle hani önü henüz alınmamış durumlarda, hatta Türkiye açısından töre sahikiyle öldürme, hani bu örneği düşünebiliriz. Türkiye'de töre sahikiyle öldürme nitelikli hallerden sayıldı ve indirimler konusunda kısıtlamalara gidildi, sınırlandırıldı Türk Ceza Kanunu'nda da. Ve bundan sonra gerçekten çok ciddi ölçüde zaten kesildiğini gördük. Töre sebebiyle, aile meclis kararıyla öldürme diye geçiyor yasada. İşte töre sahikiyle öldürme. Demek ki adaleti sağlamanın çok önemli önleyici, caydırıcı bir unsuru da var. Burada da ihal indirimi ya da işte tahrik indirimi gibi indirimler gerçekten önemli bir ayrımcılığa yol açılıyor. Tahrik indirimi açısından bakacak olursak, bu artık hani mahkemelerde işte kadına yönelik hani kendi hani çeşitli iftiralarda bulunma. Bu da yani hem kadının kendisini hem ailesini zedeleyen bir durum haline dönüşüyor. Kendisini bazen savunamayacak durumda olan kadınlara karşı da bu sözler sarf ediliyor. Bu mesela aslında ceza davasının konusu olmayan, belki de boşanma davasının konusu olan konuların ceza davasında bir indirim sebebi olarak kabul edilmesi, bu çok geride kaldı gerçi. Yani şu anda neredeyse böyle mahkemeler de böyle tavır sergilemiyor, böyle bir indirim uygulamıyor. Ancak ihal indirimleri de benzer şekilde. Sonuçta o sanık tabii ki de oraya sadece, yani ihal indiriminin de belli koşulları var. Sadece tek başına mahkemeye gelip orada düzgün durması ve güzel kıyafetler giymesi ve sakin konuşması ya da ben çok üzüldüm, kırıldım demesi bir indirim sebebi elbette ki olamaz. Bunun pek çok kriteri vardır. Ancak böyle toplumsal konularda insan hakları çerçevesinde de çeşitli sınırlandırmalar vardır. Sözleşmeler, İslam Sözleşmesi'nde de yer alıyor bu. Ve bu şekilde kesinlikle Türkiye'de kısıtlamaya gidilmesi gerekiyor tabii ki de. Sınırlandırılması gerekiyor indirimlerin böyle bir toplumsal konu olduğu için. Ama mahkemeler tabii ki buna dikkat ediyor artık, eskisi gibi olmadığın. Ama yine de gözden uzak davalar, katılmadığımız, bilmediğimiz, yansımayan davalarda mutlaka hani daha sonradan belki de yansıyor, indirim uygulandıktan sonra da yansıyabiliyor ya da hiç görmeyebiliyoruz belki de. Tabii ki indirim uygulanıyor olabilir. Bunun sistematik hale getirilmesi gerekir. O zaman sonucu gözlerimizle göreceğiz. Bunun için de mücadele ediyoruz. Ayşegül Terzi davasında ısrarlı takibin sonucunda karar bir yıl sonra geldi. Herhangi bir indirim uygulanmadı ve cezası en üst sınırdan verildi. Bu özellikle emsal bir karar olması açısından önemli bir dava. Biz Ayşegül Terzi davasını bu hafta inceledik. Önümüzdeki hafta bir başka dosyayla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.